Merhaba arkadaşlar. 8. Türkçe dersi. 4. temamız yazım kuralları konusuyla devam ediyoruz. Giriş yapıyoruz. 8. sınıf Türkçe. Arkadaşlar, yazım kuralları teması konu başlığı altında işleyeceğimiz birinci konumuz yön bildiren isimlerin yazılışı. Yön bildiren isimlerde arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Yön bildiren ifade özel isimden önce geliyorsa hemen örnek verebiliriz. Amerika bir özel isimdir. Amerika'dan hemen önce bir yön bildiren isim getirmeye çalışıyorum. Diyorum ki Kuzey Amerika. Özel isimden önce gelirse yön ismimiz dikkat ederseniz büyük yazdım. Tam tersi olabilir. Amerika'nın kuzeyi yazalım. Arkadaşlar, özel isimden sonra getiriyorsam yön ismimi ben nasıl yazıyorum? Yön bildiren kelimenin ilk harfini küçük harfle yazıyorum. Herhangi bir özel isimle kullanılmıyorsa yön ismimiz zaten kuzey kelimesinde görüldüğü gibi küçük yazılması gerekiyor. Ve yön bildiren isimlerde şunu bilmemiz gerekiyor. Ana yönler vardır. Batı, doğu, kuzey, güney gibi. Bunlar zaten tek kelimeden oluşuyor. Bunlarda sıkıntı yok. Ara yönler vardır. Kuzey, batı, güney, doğu gibi. Bunların bitişik yazıldığını hatırlatmak istiyorum. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Örneklerimizde diyor ki her zaman Anadolu'nun güneyinde fay kırılmaları izlemek gerekir. Burada bir özel ismimiz var. Özel ismimiz nedir? Anadolu. Yön ismimiz nerede? Özel isimden sonra geliyor. Nasıl yazılmış arkadaşlar dikkat ederseniz? Küçük harfle yazılmıştır. Bir sonraki örneğimizde diyor ki okulumuz yazın Güneydoğu Anadolu'ya bir gezi düzenlemeyi düşünüyor. Yine burada özel ismimizi görüyoruz. Özel ismimizden hemen önce bir yön ismimiz var. Yön ismimiz özel isimden önce geldiğinde nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Büyük yazılıyordu. Bir sonraki örneğimizde görelim. Yine aynı şeyi göreceğiz. Amerika'nın güneyi demekte. Amerika özel isim. Ve yön bildiren isim nerede kullanıldı? Özel isimden hemen sonra kullanıldı. Ve bunun için biz nasıl yazdık? Küçük yazdık. Yine bir başka örneğimizde diyor ki Güney Amerika. Amerika özel. Özel isimden hemen önce kullanılan güney kelimesi büyük harfle başlamıştır. Arkadaşlar, burada bir hatırlatmada bulunmamız gerekiyor. Yön adları ad aktarması olarak karşımıza çıkabilir. Ad aktarması olarak kullanılırsa büyük harfle başlar. Bunu lütfen unutmayalım. Ve gelen çekimekleri kesme işaretiyle ayrılır. Çünkü özel isimmiş gibi algılanır. Örneklerimize baktığımızda çok iyi göreceğiz. Diyor ki, oryantalistler doğuyu çok yanlış tanıyıp batıya da yanlış tanıtmışlardır diyor. Burada doğu derken bir ad aktarması, batı derken bir ad aktarması kullanmış. Yani doğu derken doğu medeniyetleri kastedilmiş ve batılı ülkeler batıya kelimesiyle verilmiştir. İşte bu tür cümlelerde yani yön isimlerinin ad aktarması olarak kullanıldığı cümlelerde ne yapıyorum? Yön ismimi büyük harfle yazıyorum ve gelen çekimekini kesme işaretiyle ayırıyorum. Diğer bir örneğimize bakalım. Diğer bir örneğimize ne diyor? Dünyada kuzey ve güney arasında ekonomik uçurum çok büyüyor. Yine arkadaşlar kuzey ve güney derken bu ülkeler kastedilmiştir. Bu ülkelerdeki ekonomik düzeyden bahsedilmiştir. Ad aktarması yapılmıştır ve bu da bize yön bildiren kelimelerin büyük harfle yazılmasını sağlatmıştır. Bir sonraki yazım kuralımız pekiştirmeler nasıl yazılır? Buna bakalım arkadaşlar. Pekiştirmek bildiğiniz gibi kuvvetlendirmek demektir.
sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır. Arkadaşlar, pekiştirmeleri sıfat görevinde kullanabiliriz. Bembeyaz gömlek gibi. Hemen örneklerimize bakalım. Apaçık kelimesini apak, büsbütün, çepeçevre, çırılçıplak, dümdüz, düpedüz, gömgök, güpegündüz kelimelerini örneklerde kullanacak olursak, mesela sıfat yapalım arkadaşlar. Masmavi bir gökyüzü yazacak olursak, masmavi bir gökyüzü. Arkadaşlar, masmavi kelimesiyle pekiştirme yaptım. Pekiştirmem hangi görevde? Sıfat görevinde pekiştirmem. Ve ben nasıl yazdım dikkat ederseniz bitişik yazdım. Sözcüğün ilk hecesinden özel oluşturulan ikileme biçimdeki pekiştirmeler ayrı yazılır. Dikkat edelim. Bas bas bağırmak. Nasıl yazdık arkadaşlar? Bas bas. İlk heceyi alarak oluşturdum ben. İlk heceyi alarak oluşturduğum özel oluşturulan ikilemeleri nasıl yazıyormuşum arkadaşlar? Ayrı yazıyormuşum. Ya da diğer bir örneğimizde ne diyoruz? Tepinmek kelimesinin ilk hecesini alıyorum ve bir pekiştirme yazıyorum. İşte bunu da ayrı yazıyorum. Ya da kasım kasım kasılmak örneğinde bunu görebiliyorum. Bir sonraki yazım kuralımız tarihlerin yazımı. Tarihler nasıl yazılır? Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bilinen bir tarihi anlatan ay ve gün adları her yerde büyük yazılır. Bilinen bir tarih ne demektir arkadaşlar? Bilinen bir tarih artık onu takvimde herhangi bir rakamla görebiliyorum demektir. O sıradan bir Nisan değildir. Nisan ayı içerisinde belli olan bir gündür. Bunu pratik bir noktayla şöyle açıklayabiliriz. Gün ve ay adının yanında, gün ve ay adının yanında arkadaşlar, bir rakam, bir sayısal ifade görebiliyorsam orada gün adı, ay adı nasıl yazılıyor? Büyük yazılıyor. İkincisi, tarihler zaman birimi olarak en kısa olandan en uzun olana doğru. Yani arkadaşlar, en kısa olanı nedir? Gündür, sonra aydır, sonra yıldır. Bu şekilde sıralamamız gerekir arkadaşlar. Tabii bunu farklı şekillerde yazabiliriz. Günü rakamla, ayı yazıyla ve yılı rakamla yazabiliriz arkadaşlar. Yazarken araya nokta koyabiliriz. Ya da araya taksim işaretini kullanabiliriz. Şöyle yazacağımız bir tarih, yanlış yazılmış bir tarih olacaktır arkadaşlar. Araya kesme işareti, kısa çizgi gibi bir noktalama işareti getirmiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ay ve gün adları yanlarında sayı olmadan kullandıklarında küçük harfle yazılarak, başlayarak yazılırlar. Demiştik bunu daha önceden de. Bu yıl Şubat ve Mart ayları. Dikkat ederseniz burada bir ay adı geçiyor. Peki ay adının yanında bir sayı kullanılmış mı? Hayır, kullanılmamış. Bunlar cins isim olarak kullanılmışlar arkadaşlar. Ve ben bunu nasıl yazıyorum? Tabii ki küçük harfle yazıyorum. Gün, ay, yıl rakamlarının arasına nokta ya da eğik çizgi konulur. Bunu da örneğimizde söylemiştik. Noktayla yazabilirim ya da eğik çizgiyle yazabilirim. Bir sonraki kuralımıza bakalım. Gün bildiren tarihler aşağıdaki gibi yazılır. Arkadaşlar, yazıyla yazabilirim ayı. Yine aynı şekilde araya nokta koyarak yazabilirim, sayısal ifade kullanabilirim ya da dikkat ederseniz eğik çizgi kullanarak tarihimi yazabilirim. Bir sonraki kuralımıza bakalım. Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Şuraya lütfen dikkat edelim arkadaşlar.
23 Nisan 1920. Ve ben buna ek getireceğim. Ne kullanıyorum? Kesme işareti kullanıyorum. Bir sonraki kuralımıza bakalım. Tarihlerde aylar harfle de rakamla da yazılabilir arkadaşlar. Şu ifadeye bakar mıyız? 2 Eylül 2000. 2 Eylül 2000'in eş değeri nedir? 02, 09, 2000'dir. Yani bu ifadeyle bu ifade aynı şeyi karşılamaktadır. Devam edelim arkadaşlar. Kısaltmaların yazımıyla devam edelim konumuza. Kısaltmalar nasıl yazılır? Birincisi, kuruluş, ülke, kitap, dergi, yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır arkadaşlar. Ne yapıyorum? Her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi örneğini Türkiye'yi T ile, büyük kelimesini B ile, millet kelimesini M ile, meclis kelimesini M ile gösteriyorum. Ve araya kesinlikle ama kesinlikle herhangi bir noktalama işareti koymuyorum. Burada ancak diyerek bir hatırlatmada bulunalım. Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltılmaya alındığı da görülür arkadaşlar. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Bu tür kısaltmalarda kısaltmanın akılda kalabilmesi amaçlanır. Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi kolayca akılda kalınabilsin diye BOTAŞ diye kısaltılmış olabilir. Ya da Türkçe Eğitim Merkezi TÖMER kelimesiyle kolayca akılda kalması sağlanmıştır. Arkadaşlar demiştik ki büyük harfli kısaltmalar arasına noktalama işareti getirmiyoruz. Fakat geleneksel bir hale gelmiş olan TC ve Türkçe kelimesi kısaltılarak nokta konulmuştur. Burada herhangi bir kurala bağlılık yoktur. Dediğimiz gibi burada sadece gelenekselleşmiş bir durum söz konusudur. İkincisi, ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Arkadaşlar, ölçü birimleri zaten Avrupa'yı ölçü birimleri kullanıyoruz biz de. Onları kullanırken onların uluslararası kısaltmalarını kullanıyoruz. Yani metreyi m ile, milimetreyi 2m kullanarak, santimetreyi dikkat ederseniz cm olmasına rağmen biz aynı şekilde kullanıyoruz. Bunları kilometre, kilogram, litre, hektolitre örneklerinde görebiliriz. Üçüncüsü, kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime ve kelime gruplarının kısaltılmasında ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan, bakın ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır arkadaşlar. Kısaltılan kelime veya kelime grubu özel ad, ünvan veya rütbe ise ilk harfi büyük alıyoruz. Ne zaman ilk harf büyükmüş? Özel ad ise, ünvan ise, rütbe ise ilk harfi büyük alıyoruz. Cins isim ise ilk harf küçük olur. Buna dikkat ediyoruz. Örneğimizi hemen görelim. Almanca kelimesini kısaltacağız arkadaşlar. Almanca özel bir addır. Onun için ben ne yapıyorum? Temel harflerini alıyorum ve ilk harfini nasıl alıyorum? Büyük alıyorum. Yine aynısını İngilizce'de de görebiliriz. Temel harflerle yapılmış bir kısaltılma var burada. İlk harf büyük çünkü burada bir özel ad var arkadaşlar. Demiştik ki cins isim ise ilk harf küçük olur. Cins isim örneğimizi alalım. Edebiyat bir cins isimdir. Edebiyat kısaltılırken dikkat ederseniz E'yi küçük yazdım ve buna uygun bir kısaltma yaptım. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir husus var burada. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Lütfen burayı unutmayalım. Kelimeyi nasıl okuyorsak, bu ifadeyi nasıl okuyoruz? Santimetre. Santimetre y şeklinde ekliyorum.
Bu ifade kg'den değildir, kilogramdandır. Onun için dan ekini almıştır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ne yapıyoruz? Kelimenin okunuşunu dikkate alıyoruz. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise tamamen farklı bir kural işliyor arkadaşlar. Kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınıyor. Burada BDT'dir arkadaşlar. Bizim için önemli olan kısaltmaya getireceğimiz eki belirleyecek olan harfimiz neresi? Son harfimizdir. Lütfen bu örneğimize dikkat edelim. Öğrencilerin sıkça yaptığı bir hata. Harfleri okurken arkadaşlar ne diyorum? B diyorum, C diyorum, Ç diyorum. Yani ünsüzün yanına genellikle E'yi getiriyorum. Öğrenciler nedense TDK demektedir. Oysa doğru okunuşu TDK'dir arkadaşlar bunun. K dediğim için TDK'dan demiyorum, TDK'den diyorum. Yine aynı şekilde demiştik, son harfimiz geçerli. Son harfimize uygun olarak ne getiriyoruz? Uygun olan ek getiriyoruz. Burada bir hatırlatmamız var. Ancak diyoruz. Ancak kısaltması büyük harfle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalarımız vardır. Harf harf okumuyoruz bunlar arkadaşlar. TDK diyorduk, harf harf okuyorduk. Ama bazı kelimeler var ki bir kelime gibi ağzımızdan çıkıyor bu kısaltmalar. Mesela Aselsan, A-S-E-L-S-A-N demiyorum. Aselsan deyip kısaltmamı bir kelime şeklindeymiş gibi okuyorum. İşte burada kelimeye ek getirir mantığıyla hareket ediyorum. Aselsan'da ya da B-O-T-A-Ş demiyorum. BOTAŞ diyorum. Ya da M-E-B demiyorum. MEB diyorum arkadaşlar. Ve buna uygun olarak ek getiriyorum. Arkadaşlar bir hatırlatmamız olacak. Nolu mu, nulu mu diye tereddüte düşen öğrencilerimiz için bu hatırlatmamız. Numara sözünün kısaltılması kelime gibi okunduğundan, tekrar söylüyorum, numara sözünün kısaltması kelime gibi okunduğundan getirilecek olan ek okunuşa göre getirilecektir. Yani doğrusu nedir? Noludur, nosuzdur. Devam edelim. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Tekrar söylüyorum. Sonunda nokta varsa ve kısaltmalarda üst işaretli kısaltmalara gelen ekler ne oluyormuş? Kesmeyle ayrılmıyormuş. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üst işaretinden sonra kelimenin veya üst işaretin okunuşuna uygun olarak yazılır. Arkadaşlar şurada bir kısaltma yaptık dikkat ederseniz. Ve benzerileri kelimesi kısaltılmış. Burada dikkat ederseniz nokta koyulmuş ve ikinci bir kesme işareti kullanılmamış. Yine Almancadan deyip burada bir kesme işareti kullanılmamış. Kullanılması zaten hata olurdu. Buradaki nokta bizim için yeterli olacaktır. Sert ünsüzde biten kısaltmalar ek aldıkları zaman okunuşta sert ses yumuşatılmaz. Ne diyor? Okunuşta sert sesi yumuşatmıyorum. Yani sert ünsüz nedir? Hatırlayalım sert ünsüzleri arkadaşlar. Bunu P, Ç, T, K şeklinde de hatırlatabiliriz. Bunlar süreksiz sertlerdir. Agikin diyoruz. Agin demiyoruz arkadaşlar. Cumukun diyoruz. Cumuğun demiyoruz. Rütükedir. Rütüye değildir. Yine aynı şekilde tübitağın değildir. Tübitakındır arkadaşlar. Tabi bunun için bir ancak diyeceğimiz noktamız var. Diyoruz ki ancak birlik kelimesiyle neymiş? Birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte K'nin yumuşatılması normaldir. Dikkat edin, birlik kelimesini kullandık. Çiko birliğe diyebiliriz. Yine birlik kelimesini kullandık. Fisko birliğe diyebiliriz. Fisko birliğin diyebiliriz. Normalde sert sesle bitiyor arkadaşlar.
Fakat buradaki bizim hatırlayacağımız nokta ne? Birlik kelimesiyle oluşturulan kısaltma olduğu için K'yi biz yumuşatabiliyoruz. Arkadaşlar, dersimiz burada sona ermiştir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.